patlamadan önce böyle bir ses geldi. Şşş dedi, ondan sonra cum. Şu an o kirişi vurup patlatan sanayi tüpü. Samsun'da Gülsan Sanayi sitesinde bulunan bir dondurma imalathanesinde gaz sıkışması sonucu büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın olduğu bu dükkanda dondurma imal ediliyordu. İşte görmüş olduğunuz gibi, bakın burada dondurma imalathanesinin olduğu bölgede içeride süt kazanları var. Hemen yukarıda gördüğünüz gibi tüpler mevcut, sanayi tüpleri. İçeride çok sayıda dondurma imalathanesinde kullanılan kazanların yanı sıra ocaklar da söz konusu. Büyük bir gürültü ve patladı işte. Büyük bir sesle yangın çıkmaya başladı. İkinci sefer patladı. Ben arabanın içinde arabayı yaptım. Arabayı geri alacaktım. Patlama oldu. Her taraf kapkaranlık. Cam, her taraf cam. Biraz durdum böyle, şoktayım. Sonra her taraf yanınca herkes çık arabadan. Çıktım, kaçtım. Ondan sonra bir iki dakika sonra arabayı kaçırdım oradan. Müşterinin arabası sonuçta. Yanmasın diye arabayı şuraya soktum işte. Türkiye'de ağır yaralı var. Hastane 9 kişi tahliye ettiler. Yani burada daha adam kalmaz. Yaşanan büyük çaplı patlamada ikisi ağır, 12 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle görmüş olduğunuz gibi bütün kolonlar, tamamen taşıyıcı kolonlar binadan aşağıya düşmüş durumda ve beraberinde burada bulunan onlarca araç da işte görmüş olduğunuz gibi kullanılmaz hale gelmiş. Biz dedik herhalde bomba attılar, yani öyle büyük bir gürültüyle patladı. Yani ben taraf, de Allah'tan arabayı çekmiştim orada. Orada gaz kokusu vardı zaten, hissetmiştim ben. Ben de dedim herhalde tamirciler doluydu ya. Dedim hani tamirciler yaptı o gaz kokuları. Patlamadan önce böyle bir ses geldi. Şşş dedi, ondan sonra cum dedi. Bir patlama oldu öyle. Patlamadan önce bir ses geldi. Böyle bir fışırtı geldi. Şşş, iki saniyelik. Ondan sonra bir gümleme koptu. Yere yapıştık. Üzerimize camlar yıkıldı. Yani bir anda oldu yani. Bir anda patladı. Önce bir ses geldi yani. Ses geldikten sonra patlama oldu. Ya. Siz neredeydiniz o sırada? Buradaydım. Biz de buradaydık. Dükkan esnafıydı. Benim arabanın camı patladı. Tutuldu.
Arabanın camları patladı. Yani o büyük bir ihtimalle süt ısıtılacaktı veya kaynatılacaktı. O ara işte alev aldı. Nasıl aldıysa tüp. Buhar gazanıyla beraber işte onlar akabinde hepsi beraber patlamaya sebep oldu. Ne imal ediliyor? Dondurma. Bildiğimiz Samsun'un yerli firması var. Orada işte imalat hanında değilse bile hazırlık ön çalışma yapılırken bu olay cereyan ediyor. Meydana gelen patlamada birçok dükkan ve araç kullanılamaz hale gelirken yolun karşısındaki evlerin camları parçalandı. Patlamayla birlikte karşıda bulunan evlerin camları tamamen dökülmüş vaziyette. Bakın gördüğünüz gibi bütün binanın camları kırılmış. Nasıl oldu bir anda? Ya bilmiyorum ki, bir patlama yan taraftan oradan bir patlama geldi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken ambulans ekipleri ise yaralıları Samsun'da çeşitli hastanelere sevk etti.